Biz bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta ayın 24'ünde akşam saatlerinde başlayıp faaliyet bir faaliyetimiz oldu. Oraya biz insani yardım maksadıyla 2 A400M uçağımızı gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Ancak biz oraya vardıktan hemen sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havalimanı'nda 2 uçağımız şu anda beklemekte. Bu konuda hem Rusya hem de Ukrayna tarafı ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir ateşkes gerçekleştiğinde bu ateşkesi müteakip oradaki uçaklarımızı emniyeti bir şekilde ülkemize getirmek için çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Bu manada bu çerçevede oradaki pilotlar uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamak bakımından yakın temasımızı sürdürmekle birlikte aynı zamanda da oradaki pilot temasının emniyetini almaya çalışıyoruz. Mürettebatımız şu anda Büyükelçiliğimiz tarafından misafir edilmekte. Ve biraz önce belirttiğim gibi ilk fırsatta uçaklarımızı Türkiye'ye tahliye edeceğiz. Ve tabii bu arada bu uçaklarımızın buraya gelişi sırasında tabii ki orada olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye intikali mümkün olacak. Efendim, ikili görüşmelerden bahsettiniz. Son dönemde Rus Savunma Bakanı ve Ukrayna Savunma Bakanı ile görüşmeleriniz oldu. Bu görüşmelerde hangi konuları ele aldınız? Bilgi verme şansınız olabilir. Biz bütün faaliyetlerimize her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan yanayız, diyalogtan yanayız, görüşmek ve konuşmaktan yanayız. Bu çerçevede de şu anda meydana gelen bu krizle alakalı olarak Rusya ile ve Ukrayna olan temaslarımızı sürdürüyoruz. Hem Sayın Reznikov hem de Sayın Şoygu ile çeşitli kereler görüşmelerimiz oldu ve bundan sonra gerekirse görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bu kendileriyle yaptığımız bu görüşmelerde biz olabildiğince bu krizin barışçıl ve yol ve yöntemlerle çözülmesi, bu insani krize bir an önce son verilmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda biz görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaştık. Ve bu konuda olumlu gelişmeler olmasını da bekliyoruz. Bu ayrıca orada bizim şu anda Ukrayna'da Türk vatandaşlarının olduğunu, çeşitli illerde, çeşitli ilçelerde, yerleşim yerlerinde olduğunu ve bunların bir kısmının tahliye halinde olduğunu, hem tahliye sırasında hem de şu anda bulundukları yerlerde vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması konusunda da taleplerimizi, duyularımızı, düşüncelerimizi, endişelerimizi hem Sayın Şoygu'yla hem de Sayın Reznikov'la paylaştık. Bu konuda önümüzdeki dönemde de bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz. Tabii Dışişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde bu hususları dile getirdiler, getiriyorlar. Ve biz bir an önce oradaki durumun normalleşmesi, bir ateşkesin sağlanması, ateşkesin sağlanmasına bağlı olarak istikrarın sağlanması da bizim en önemli, en samimi dileğimiz, temennimiz. Bununla birlikte de olabildiğince erken bir zamanda da vatandaşlarımızın tahliyesine elimizden gelen gayreti gösterdik, gösterimi sürdürüyoruz. Sadece burada değil, bizim ilkesel olarak, Türkiye olarak bu konuda her zaman olabildiğince bu ancağın yardım konusuna ağırlık vermiş bir milletiz, bir ülkeyiz. Burada da Ukrayna'da meydana gelen bu sıkıntı çerçevesinde insani yardımlar olabildiğince yerinde, zamanında kullanmak suretiyle oradaki sıkıntıyı affetmeye gayret gösteriyoruz. Bizim burada Türkiye olarak Karadeniz'in en uzun kıyısı olan bir ülke olarak biz başlangıçtan beri her zaman buradaki barışı, huzuru, istikrarı destekleyen bir ülkeyiz. Yani aynı tutumumuzu, aynı ilkeyi efendim yine bu şekilde ifade ediyoruz. Bu ilkeye göre temaslarımızı sürdürüyoruz. Burada bölgesel sahiplik ve Montreux ilkelerini değerlendirdiğimizde, kullandığımızda gerçekten 100 yıla varan bir süre içinde burada bir güven oldu, istikrar oldu. Bunun bozulmaması lazım. Bu konuda bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu Montreux statüsünün bütün kıyıdaş ülkelere, bütün bölgeye, hatta bütün dünya için gerçekten önemli bir çerçeve olduğunu herkesin bilmesi lazım. Buna göre hareket etmenin önemli olduğunu görüyoruz, değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizi ortaya koyduğumuzda ve bu nedenle bu Montreux düzeninin statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok. Bunu hep birlikte koruyalım. Sayın Bakanım, son dönemde sizin de vurgu yaptığınız Yunanistan'dan bazı provokatif davranışlar devam ediyor. Bununla birlikte ABD'de bir haber kanalı da İstanbul'un Yunanistan'da yer aldığı bir haritayı paylaştı. Sonrasında çeşitli özür dilendi girişimlerin ardından. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyim? Biz bildiğiniz gibi bütün platformlarda olabildiğince muhatabımız Yunanistan'la, Yunan siyasilerle diyalogda yana olduğumuzu tekrar tekrar vurguladık.
kendilerini görüşmelere davet ettik. Bu konuda görüşmelerle bu sorunlarımızı çözebileceğimizi, görüşebileceğimizi, konuşabileceğimizi, özellikle bu güvenlik ve güvenlik artırıcı, güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncüsünü yapmayı beklediğimiz, Ankara'ya davet ettiğimiz Yunan meslektaşlarımızın gelmelerini beklediğimizi, görüşmeleri beklediğimizi tekrar söylüyoruz. Fakat maalesef bütün bizim bu barışçıl yaklaşımımıza, davetlerimize, diyalog çağrılarımıza rağmen özellikle bazı siyasiler Yunanistan'da, komşumuz Yunanistan'da bu provokatif eylemlerini sürdürmekteler. Sürekli provokatif eylemlerle, söylemlerle iki ülke arasındaki gerginliği artırmak için adeta gayret sarf etmektedirler. Adeta ateşe benzin dökmektedirler. Bunlar yetmezmiş gibi bu arada bir Amerikan televizyonlarından birinde de Türkiye'nin bir parçasını Yunanistan'ın haritası içine gösterdiler. Bu gerçekten kabul edilebilir bir davranış değil. Yani iletişimin bu kadar yoğun, bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde bunun bilinmemesi, bunun anlaşılmaz, bunun görülmemesi, herhangi bir şekilde bunun ihmali kabul edilemez. Bu konuda sağ olsun Cumhurbaşkanlığımız, İletişim Başkanlığı çok ciddi bir takım girişimlerde bulunmak suretiyle bizzat İletişim Başkanı Fahrettin Bey'in de yaptığı müracaatla, yazıyla karşı taraf söz konusu Amerikan televizyonu bir özür mektubu göndermek suretiyle bu hatasını düzeltti. Ama bunlar tabii bir takım provokasyonlar sonunda meydana gelmiş olaylar. Bunları bizim takip etmemiz lazım. Bunları herhangi bir şekilde hafife almamak lazım. Dolayısıyla bizler bunların takipçisiyiz. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurum ve kuruluşlar birlikte çalışmak suretiyle bu yanlışları düzeltmek için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.